cezanın gerekçesini okuyunca gözlerine inanamadı. Bakın o gerekçe neydi? Ceza ilk ulaştığında çok şaşırdım. Gözlerime inanamadım zaten. Kendisine gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı. Hız kadranı 230'u geçemeyen aracına 400 kilometre hız cezası geldi. Aracın zaten bu kilometre yapma gibi bir mühendislik kabiliyeti yok. Aracın ibresi 230 en fazla zaten. Ali Osman Kalaycı her sabah olduğu gibi 18 Temmuz günü de yine evinden çıkmış işine gidiyordu. Habibler Sultan Gazi yolunda ilerlerken yaptığı hız iddiaya göre yaklaşık 60 kilometreydi. Ama evine gelen ceza kağıdı soğuk duş etkisi yarattı. Tebligatta saatte 400 kilometre hız yaptığı yazıyordu. Kaldı ki böyle bir yolda 400 kilometre yapmak mümkün değil. Özel tasarlanmış bir yol olması gerekiyor. Aldığı cezayla neye uğradığını şaşıran adam ertesi gün test etmek için bir de keşif yaptı. Hatta ceza yediğimin ertesi günü buradan tekrar bir test geçişi yaptım aynı saatte. Aynı yolu 3,5 dakikada geçtim. Buradaki geçiş sürem 18 saniye. 400 kilometre hız cezası polisi de şaşırttı. Hepsi de şaşırdılar. Araban ne senin diye sordular. Bunun maddi bir hata olduğunu söylediler. Trafik şubeye başvuran sürücü hatanın düzeltilmesini bekliyor. Cihazların senkronizasyon hatasından dolayı bir rekora imza atmış oldum.